Futbolda istatistik, daha yerleşik olduğu Amerikan sporlarına göre çok daha taze bir alan. O nedenle de bazı tanımlar izaha muhtaç. Teknolojinin verdiği imkanların gelişmesiyle birlikte ölçülebilen ve sayılabilen şeylerin kapsamı her geçen gün artıyor. Alana olan ilgi, futbol merakıyla programlama bilgilerini birleştiren veri bilimcilerinde sürekli olarak yeni istatistik modellemelerle karşımıza çıkmasına neden oluyor. Bunlardan en hızlı yayılan, tahmin edeceğiniz gibi, gol beklentisi. XG kısaltmasıyla da sıkça karşımıza çıkan, beIN Sports ekranlarında iki sezondur çeşitli şekillerde kullanıldığına şahit olduğunuz bu istatistik kalemi de aslında varsayıma dayalı bir modellemeden oluşuyor. Gol beklentisi modeli, en kaba tabiriyle, ortalama bir maçta, ortalama bir oyuncunun çektiği herhangi bir şutun gol olma olasılığını tarif ediyor. Bir futbol maçında çekilen herhangi bir şut, modelin havuzundaki şutlarla karşılaştırılıyor. İzlediğiniz herhangi bir maçta çekilen bir şutun, geçmişte çeşitli liglerde çekilmiş 300 binin üzerinde şuttan hangilerine benzediğine bakan model, o şuta benzeyen şutların gol olma oranı üzerinden o şuta bir değer veriyor ve biz o değere gol beklentisi diyoruz. Gol beklentisi modelinin çekilen herhangi bir şutu daha önce çekilmiş şutlara benzetmesi için birkaç kriter var. Bunların en önemlisi, tahmin edebileceğiniz gibi, şutun çekildiği yer. Bir diğer kriter, topa vücudun neresiyle vurulduğu, ayakla mı, kafayla mı yoksa vücudun başka bir yeriyle mi? Başka bir kriter oyunun fazı, yani akan oyun veya duran top olması. Şutu çeken oyuncunun önünün kapalı olup olmadığı, yani baskı da yine bakılan parametrelerden biri. Peki bu model ne işe yarıyor? Hepimiz maç izlerken çok uzaklardan çekilen bir şuttan sonra oradan 100 kere vursan kaçı gol olur demişizdir. Onu cevaplıyor. Maçın hakkı bu değildi konusuna sayısal bir karşılık veriyor. Bir maçta takımın çektiği bütün şutların gol beklentisi değerleri toplamını gol sayılarıyla karşılaştırdığımızda takımların girdikleri pozisyon kalitesine göre kaç gol atmış olmaları gerektiğini görebiliyoruz. Eğer bir takımın bir maçtaki gol sayısı, o maçtaki gol beklentisi sayısının çok üzerindeyse şanslı, çok altındaysa şanssızdı demek mümkün. Özellikle gole yakın oyuncuların form durumlarını ölçmek için kullanılabiliyor. Yine toplamlarına baktığımızda, golcü oyuncuların sezonluk performanslarında kendi gol beklentisi değerlerinin üzerinde olmalarını istiyor ve bekliyoruz. Çünkü en başta dediğimiz gibi, gol beklentisi ortalama bir oyuncunun şut performansına göre bir sayı veriyor. Ve biz golcülerimizin ortalama bir oyundan daha iyi şut çekmelerini bekliyoruz. Penaltıların sabit bir gol beklentisi değeri var. Bu değer yaklaşık 0.79. Yani modelin baktığı şut havuzundaki kullanılan her 100 penaltının yaklaşık 79 tanesi gol olmuş. Futbolda istatistiğin babalarından olarak anılan ancak belli önerileri nedeniyle mizah konusu da yapılan ordu deneyimi de olan İngiliz muhasebeci Charles Ripon, 1900'lerin başındaki kabullerinden biri bugünün gol beklentisi modelinde vücut bulan başka bir şey. Ripon iddiası ortalamada her 9 şutun birinin gol olduğu yönündeydi. Bugünkü gol beklentisi modellerinde de büyük periyotlarda çekilen şutların toplam gol beklentisi sayısını şut sayısına bölünce çıkan ortalama 0.11 ki bu da 1/9'a eşit. Bugüne kadarki İstatistik Bankası programlarını izleyen izleyicilerimiz bizim özellikle takımların maçlık ve sezonluk şut gol beklentisi ortalamasını halihazırda 0.11 ile karşılaştırdığımızı görmüşlerdir. Bunun nedeni de işte buydu. Gol beklentisinin hem golcüleri hem kalecileri ilgilendiren bir kırılımı olan isabetli şut gol beklentisiyle veya kısa adıyla XGOT anlatma kısmını bitirip ligimizden örneklere geçelim. Çekilen şutların çerçeve içine gidenleri bir gol beklentisi değeri daha alıyor. Kalenin içinde nereye gittiğine ve kalecinin nerede durduğuna göre aldığı bu değere isabetli şut gol beklentisi deniliyor. Golcü oyuncular için bunun önemi, çerçeve içine gittiği yerin kaleci için çıkartması zor yerler olması hiç şüphesiz. Çıkartması ne kadar zor yere giderse, XGOT değeri o kadar yükseliyor. Kalecilerse denklemin öbür tarafında. Onlar için de kalelerine gelen şutların toplam isabetli şut gol beklentisiyle yedikleri gol sayıları karşılaştırılıyor ve farkına veya oranına bakılıyor. Bir kalecinin yediği gol sayısı, kalesine gelen şutların isabetli şut gol beklentisi toplamından düşükse, bunu kalecilerin çizgi performansı için veya
kurtarış kaleciliği performansı için olumlu değerlendiriyoruz. Tersi durumsa tabii ki olumsuz. Bir kalecinin yediği gol sayısı, kalesine gelen şutların isabetli şut gol beklentisi toplamından fazlaysa bu olumsuz bir durum. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gol beklentisi en yüksek şut, 4. haftada Yukatel Kayserispor Kasımpaşa maçının son anlarında Miguel Cardozo'nun attığı gol. Topla buluştuğu nokta kale çizgisinin üstü olduğu için golle sonuçlanan bu şutun gol beklentisi değeri 0.963. Yani daha önce buna benzeyen 100 şutun 96'sı gol olmuş. İnanması zor ama evet, buna benzeyen her şutun 4'ü de kaçmış nasıl olduysa. Geride kalan haftada gol olmayan en yüksek gol beklentisi şutsa yine 4. haftada. Bu kez Altaylı Dauda Bamba'nın kaçırdığı gol. 0.886 XG değerine sahip bu şutu İbrahim Şehiç kurtarmayı başararak imkansızı mümkün kılmış. Yine bu sezonun en düşük gol beklentisi gollerinden ikisine bakalım. 3. haftada Hatayspor ağlarıyla buluşan Ruben Ribeiro golünün gol beklentisi değeri 0.02. Yani buna benzeyen her 100 şutun sadece ikisi gol olmuş. İkinci haftada Altaylı Raya'nın Aytemiz Alanyaspor'a attığı golünde gol beklentisi değeri 0.03, yani %3. Opta döneminde bir takımın en yüksek gol beklentisine ulaştığı maç 2019-2020 sezonu. Trabzonspor'un 6.4 XG'den 6 gol bulduğu Kayserispor maçı. Bu maç aynı zamanda toplamda 7.67'lik gol beklentisiyle Opta'nın Süper Lig verisi toplamaya başladığı 2014-15 sezonu başından beri en yüksek XG toplanan maç. Aynı dönemde bir takımın gol beklentisini en çok aştığı, yani şanslı olduğunu söyleyebileceğimiz maç olan 2018-2019 sezonu. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a 2.16 XG'den 7 gol attığı maçta Beşiktaş gol beklentisinin yaklaşık 5 gol üstüne çıkmıştı. Bu maça Çaykur Rizespor tarafından bakıp onların da kendi kalelerinde en şanssız olduğu maç demek de mümkün olabilir tabii. Yine 2018-19 sezonunda Melipol Başakşehir, Kayserispor'a 4.78 gol beklentisinde bir gol atabilip beklentinin 3.78 altında kalıp puan kaybetmişti. Bu da bir takımın rakip kale önünde en şanssız olduğu maç olarak nitelenebilir. Geçen sezon oynanan ve 90 dakikada sadece 3 şut çekebilen Antalyaspor Başakşehir maçında 0.08 ise yine 2014-2015 sezonu başından bu yana en düşük gol beklentisi üretilen maç. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de bireysel olarak en yüksek gol beklentisine ulaşan isim Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf'tu. 18.2 gol beklentisinden 19 gol bulan Diouf, denk bir golcülük sergilemeyi başardı ve takımının Süper Lig'de ilk sezonundaki başarılı performansında sezonun en yüksek gol beklentisi üreten ikinci ismi ve gol kralı olan takım arkadaşı Bupenza ile birlikte pay sahibi oldu. Geçen sezonun gol kralı Bupenza, gol beklentisinin en çok üstüne çıkan isim de oldu. Fantastik golleriyle ligimizde oynadığı tek sezonla ileride de hep hatırlanacak bir isim olmayı garantileyen Bupenza, yaklaşık 16 gol beklentisinden bulduğu 22 golle beklentiyi 6 gol aştı. Bupenza'yı Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim, Beşiktaş'tan Larin,
Fatih Karagümrük'ten Borini ve geçen sezon Galatasaray forması giyen Belhanda takip etti. Listenin ters tarafındaki isimlere baktığımızda takımdan sezon devam ederken ayrılması gündemi o zaman işgal eden Dembaba'yı görüyoruz. 10 gol atmasına yetecek şutu çeken Dembaba eğer 5 golde kalmış olsaydı belki başka şeyler konuşulurdu. İki takım arkadaşını listenin iyi ucunda gördüğümüz Akintola da yaklaşık 11 gol beklentisinden bulabildiği 5 golle listenin ters ucunda ikinci. Aytemiz Alanyaspor'dan Barreiro üçüncü. Gençler Birliği'nden Soner Dikmen ve Sandro Lima ise belki biraz şanslı olsalar takımlarını kümede tutabilirlermiş gibi gözüküyor. Gol beklentisi anlattığımız üzere oynadıkça ve şut çektikçe yükselen bir şey. O nedenle maç haftası oynanırken hazırladığımız bu bölümdeki liste çok çabuk bir şekilde değişebilir. Bizim denklanşöre bastığımız şu anda bireysel gol beklentisinde ilk sırada Babacars Fatih Karagümrük'ten Alexander Pesic 5.78 gol beklentisiyle yer alıyor. Onu 3.94'le Fraport Antalya Spor'dan Haji Wright takip ediyor. Pesic'in 5, Wright'ın 4 golü her iki oyuncuyu da gol beklentilerine yakın yerlere koyuyor. Kalecilerin gol beklentisine karşı koyma performansı için geçen sezona dönelim. Uğurcan Çakır fark üzerinden baktığımızda penaltılar ve kendi kalesine goller hariç bakılan listenin zirvesinde. Yaklaşık 38 isabetli şut gol beklentisinden yediği 27 golle 11 gollük kurtarış yapmış olan Uğurcan'ı 50 gollük isabetli şut gol beklentisinden 30 gol yiyen Münir Muhammed'i az farkla takip ediyor. Bir kalecinin XGOT görseline bakınca görmek istediğimiz iki şey var. Birincisi kırmızı yuvarlakların küçük olmaması, çünkü küçük yuvarlaklar düşük isabetli şut gol beklentisi değerine sahip olmasına rağmen yenilen gol anlamına geliyor. Bu da yenir miydi dediklerimizden. İri kırmızı yuvarlaklar için yapacak çok bir şey olmayabilir. Görmek istediğimiz diğer şey ise iri ve içi boş sarı yuvarlaklar. Çünkü bunlar da bunu nasıl kaçırdı diye hayrete düşüren kurtarışlar anlamına geliyor. Uğurcan Çakır'ın geçen sezonki XGOT görseline bakınca da neden listenin zirvesinde olduğunu anlıyoruz. Çünkü yukarıda dediğimiz iki durumda da burada görülüyor. Küçük kırmızı yuvarlaklar az, iri sarı yuvarlaklar çok. Bu listeye fark değil, oran üzerinden bakmamız gerektiği de tartışılan konulardan biri. Oran üzerinden bakmanın bir sakıncası, daha az süre oynayıp toplamda daha az şutla karşılaşan ve bunlardan da az gol yiyen kalecileri öne çıkartabilmesi. Fikir vermesi açısından buna baktığımızda ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. 405 dakikada kalesinde 8.6 XGOT gören İsmail Çipe, bunlardan sadece 4 gol yediği için 2.15 oranla zirvede. Onu sadece 270 dakika kaleye geçen ve 3.1 isabetli şut gol beklentisinden 2 gol yiyerek 1.56'lık oran yakalayan Serkan Kırıntılı takip ediyor. Buna bir minimum oynama süresi koymuş olsak, örneğin en az 20 maç, yani 1800 dakika sahada kalma şartı koymuş olsak, ilk iki sırada olacak olan Uğurcan ve Muslera ise listenin bu haliyle 4. ve 5. sıradalar. Bu sezonun sıralı listesinde gol engelleme açısından birinciliği elinde tutan İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Şehiç engelleme oranında da lider. Farkta 4. olan Altay Bayındır, oranda 2. Farkta 2. olan Emiliano Viviano ise oranda 3. Ancak sezonun ilerleyen aşamalarında daha az forma giyen kalecilerin oran sıralamasını değiştirmesini bekliyoruz. Takımların oyun tarzlarını tarif eden ve bu programda sıkça karşımıza çıkan olan paslar ve dizilerle devam edelim. Günümüz futbolunda takımların oyunlarını tarif etmek için en yaygın söylem, topla aralarındaki ilişki üzerinden şekilleniyor ve genel olarak ikiye ayrılıyor. Topa sahip olma futbolu ve geçiş futbolu olarak tarif edilen bu tarzları Opta'da gelişmiş ölçümleriyle sayısal olarak ifade etmeye çalışılıyor. Topa sahip olma futbolu yakın zamana kadar topla oynama oranı üzerinden anlatılabiliyordu. Ancak orada da bu oranın %50'nin ne kadar üzerinde olması halinde bunu söyleyebileceğimiz net değildi. Topa sahip olma futbolu ile ilgili en belirgin şey ise bunu uygulayan takımların oyunlarına yansıttıkları pas sayıları. Bunun için de artık daha çok kullanılan ölçüm 10 pas üstü dizi sayıları olarak tanımlanabiliyor.
Bir takımın rakibi topa hiç dokundurtmadan en az 10 pas yaptığı dizileri sayarak bunu yapabiliyoruz. Takımların oyun tarzını anlatırken 10 pas üstü dizi sayısının yanı sıra pas dizilerinin ortalama süresi de bakılan bir diğer parametre. Amaçsız pas yapmanın çokça sorgulandığı bir ortamda, tabii ki bunların ne kadarının rakip kalede tehdide dönüştüğü de önem kazanıyor. 10 pas üstü dizilerin şutla veya rakip ceza sahasında topla buluşmasıyla bitenlerine, yani rakip kalede tehditle sonlananlarına ise deste hücum diyoruz. Geçiş futbolu tercih eden takımların 10 pas üstü dizi, deste hücum gibi tanıma uyan aksiyonları ise tercih etmediğini biliyoruz. Onların daha çok tercih ettikleri işler içinse direkt hücum tanımı mevcut. Bir takımın kendi yarı sahasının orta sahanın gerisinden başlayan içerdiği top sürme ve pas aksiyonlarının en az yarısının öne doğru olduğu ve yine şutla veya rakip ceza sahasında topla buluşmasıyla biten oyun dizilerine de direkt hücum deniyor Opta'ya göre. Gözünüzde topu alır almaz şimşek gibi rakip kaleye inen futbolcular canlandı bile. Yine daha önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz gibi genelde deste hücum sayıları yüksek takımların direkt hücum sayıları düşük oluyor. Direkt hücum sayıları yüksek takımlarınsa doğal olarak deste hücum sayıları düşük oluyor. Yani takımlar bunlardan birini daha az, birini daha çok yapıyor. Ancak bunun istisnaları da olabiliyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde geçen sezonki sayılara baktığımızda Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in, ligimizde ise Galatasaray'ın hem deste hücum hem direkt hücumda üst sıralarda olduğunu görmüştük. Programımızı deste gol ve direkt hücumdan gol örnekleriyle kapatalım. Bu sezon ligimizde önünde en uzun pas dizisiyle atılan deste golü Fraport Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşısında buldu. 20 paslık dizinin sonunda Haciray topu Veysel Sarı'nın pasıyla ağlarla buluşturdu. En çok pasla atılan ikinci gol unvanını ise iki gol paylaşıyor. Ligin açılış haftasında Marek Hamşik'in Gervinho'nun asistiyle attığı golün öncesinde tam 18 pas vardı. Ligin 5. haftasında Melipol Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında 18 pasla attığı gol de ikinciliği paylaşan diğer gol.
2'de direkt hücum golüne bakalım. Yine 5. haftada Trabzonspor'un Kasımpaşa Ağları'na gönderdiği maçın tek golü Opta'nın direkt hücum golü tanımına uyuyor. Dördüncü hafta oynanırken Babakars Fatih Karagümrük'ten Yan Karamoğ'un 79. dakikada attığı golde yine tipik bir direkt hücum golü olarak kayıtlara geçmiş durumda.